Merhabalar. Bu videoda Excel'in 2021 ve sonraki Microsoft 365 sürümünde çalışan yeni fonksiyonlarından XLOOKUP yani çapraz ara fonksiyonunu anlatacağım. Düşey ara fonksiyonu biliyorsunuz en çok kullanılan Excel fonksiyonlarından biridir. Tablolardan veri çekme, veri almayı sağlıyor. Düşey arayla XLOOKUP yani çapraz arasındaki en önemli fark düşey array bir tablonun en solundaki yani daha doğrusu solundan başlayarak sağa doğru olan verileri bulmayı sağlıyor. Ancak çapraz arada böyle bir sınırlama yok. Yani iki yönlü arama yapabiliyor. Örneğin şu tabloda bir düşey ara dersek işte marka burayı seçersek bunun en sağındaki verileri düşey arada bulabiliyorduk. Ama çapraz arada işte şuradaki stok kodu ve plaseyerleri de iki yönlü olarak en belirgin olarak farkını bu diyebilirim. Düşey arayla çapraz arasındaki fark. Bu arada Microsoft 365'ten çok kısa bahsedeyim. Bu bir abonelik tabanlı Microsoft Excel veya işte PowerPoint, Word gibi Microsoft'un ürünlerine ulaşabileceğiniz bir Excel platformu veya işte Microsoft platformu ve buna eğer bir Microsoft Outlook hesabınız varsa ya yani bir Microsoft hesabınız varsa şu adresten işte ulaşabiliyorsunuz. Yani Google aramalarına Free Excel Online yazalım. Free Excel Online yazarsanız burada bakın ücretsiz Microsoft 365 online var. Buraya tıkladığınızda bakın buraya eğer Microsoft hesabınız yoksa buraya ücretsiz kaydolabiliyorsunuz. Eğer varsa da burada giriş yapabiliyorsunuz. Bakın web için Word, Excel, PowerPoint gibi çeşitli seçenekler var. Yani çünkü bu versiyon bu XLOOKUP çapraz ara 2021 ve öncesi versiyonlarda çalışmayacaktır. Bu linkten de erişebilirsiniz aslında. Şuraya da zaten yazdım. Dediğim gibi Microsoft 365 aylık veya yıllık abonelik şeklinde ücrette çalışan bir sistem ama dediğim gibi bu şekilde de bazı özellikleri, çoğu özelliğini buradan Microsoft hesabınız varsa erişebiliyorsunuz. Evet, şimdi konumuza gelelim. Şimdi bu tablomuzda XLOOKUP kullanacağız. Burada şuradaki verileri, il verilerini her zaman yaptığımız gibi buradan data validation'la yani veri doğrulamayla getirdik. Şimdi burada yapmak istediğim şey XLOOKUP'la yani çapraz arayla şu New Jersey ilindeki plaseyeri getirmek. Eşittir diyelim. XLOOKUP. Bu arada İngilizce kullandığım için XLOOKUP diyorum. Şu anda çapraz arada siz Türkçe Microsoft 365 kullandığınızda çapraz arada diye gelecektir. Taba bastığım zaman bakın bu güzel tarafı. Burada açıklamalar, formülle ilgili açıklamalar geliyor. Lookup value dediği neyi arıyorsun diyor. Neyi arıyoruz? New Jersey yani şurada ne varsa 3'te il değeri New Jersey şu anda. Noktalı virgül. Bu arada bu virgül oluyor genelde İngilizce Excel'lerde de. O bölgesel dil ayarlarından değiştirilebiliyor. Şimdi ne diyor? Lookup array. Arama dizisi soruyor. Nerede arayayım ben bunu diyor. Biz de diyoruz ki burada D sütunundaki il sütununda ara. D2, D1 arasında. Noktalı virgül yine bakın. Burada return array diyor. Hangi veriye döndüreyim diyor bunları. Ben işte burada hangi il karşılığındaki hangi plaseyer onu bulmaya çalışıyorum. O yüzden B2 bayan aralığını seçtim. Noktalı virgül. If not found yani bulunamazsa ne yapayım diyor. Bulunamazsa noktalı virgül pardon çift tırnak içinde bulunamadı yaz. Çift tırnağı kapat. Yine noktalı virgül.
Bakın yani tam eşleşme ve yaklaşık eşleşme var burada, exact match dediği tam eşleşme yap diyor. Bir aklıma gelen bir şey daha var. Düşey arayla çapraz arasındaki bir fark da düşey ara yaklaşık eşleşmeyi varsayılan olarak sayıyor. Çapraz ara da tam eşleşmeyi varsayılan olarak alıyor. Biz şimdi tam eşleşme diyelim, sıfır. Parantezimizi kapatıp Enter'a basalım. Evet, bakın. Plesiyerler, New Jersey şehrindeki Plesiyer Justin olarak buraya karşıya getirdim. Şuradan veri doğrulama var biliyorsunuz. Burada mesela Berlin'i seçelim. Berlin'in karşısındaki bakın Matthew. Şurada Matthew buldu. Yani dediğim gibi bu illa tablonun sağındaki bir değeri bulmuyor. Her yönde arama yapabiliyor. Çapraz ara o yüzden 2021 ve sonrası için gelen güzel bir fonksiyon. Bir örnek daha yapalım ve videoyu tamamlayalım. Bu arada bu Microsoft 365 fonksiyonları ile ilgili işte sütun seç, filtre gibi yeni Microsoft 365 fonksiyonları var. Bunlarla ilgili videoları da devam edeceğim. Çünkü iş dünyasında da çok kullanılan faydalı fonksiyonlar. Şimdi burada da yönetici ve maaş, manager ve salary sütunları var. Şimdi burada yine şöyle yine formula text, formül metni mesela burada görmek istiyorsunuz diyelim ki İngilizce olarak yazdık. Formula text diye burada bakın. Aşağı doğru çekince bunlar geliyor. Ha bunları formül değişince değişmesin diyorsanız mesela başına tek tırnak koyarsanız bir metne dönüşür bu. O yüzden formül değişince bu da değişmez. Yani şöyle mesela şöyle olmuş oldu, yanlış oldu. Düzelteyim. Ya da şöyle Ctrl C ile values only de diyebilirsiniz. Yani şu değerleri yapıştır şeklinde. Evet. Şimdi şunu silelim. Şunu da silelim. Eşittir. Bu arada çalışma mantığında şuraya yazmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi x lookup diyelim. Çapraz ara. Lookup value neyi arıyoruz? Bu sefer yönetici Matthew'u arıyoruz. Buradaki ne yazıyorsa. Noktalı virgül. Lookup array. Arama dizisi soruyor. Bakın normalde bu tabloyu seçmeme gerek yok. Gidiyorum burada. Hangi sütundaysa yöneticiler onu o sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Bu sefer de return array diyor. Yani neye döndüreyim bunu diyor. Ben de diyorum ki maaşları getir. Burada. Bunu şöyle kapatalım. Evet bakın 5460 Matthew'un karşısındaki 5460 olarak geldi. Şöyle geldiğim zaman bir burada herhangi bir bulunamadı falan diye bakın yazmadım. Bu noktalı virgül yazıp orayı boş bırakıp şöyle de geçilebilirdi. Bakın tam eşleşme diyor. Mesela şuraya sıfır yazalım. Yine aynı sonucu verecek yani oraları boş geçtim. Varsayılan olarak dediğim gibi tam eşleşme getirdiği için aynı sonucu verdi. Şimdi bunu düşey ara bir de kullanarak yapalım. Eşittir. VLOOKUP İngilizce'de. Excel'lerde. F3'ü arıyoruz. Noktalı virgül. Nerede arıyoruz? A ile B sütunu aralığında arıyoruz. Maaşı arıyoruz. Maaş hangi sütunda? 1 ve 2. sütunda. O yüzden buraya 2 yazıyorum. Noktalı virgül. Tam eşleşme. Bakın. Burada yine 0 yazayım. Enter'a basayım. Bakın aynı sonucu verdi.
Verdi ama mesela şimdi diyelim ki şurada bir araya bir sütun açtık. Insert column, one column right, sağa doğru bir kolon aç dedi mesela, açtım. Değişmedi. Şurada araya şöyle yapalım. Şöyle bir sütun açtım bakın. Bu sefer ne oldu? Tablo aralığım değiştiği için ağlacı arasında ben ikinci sütunu seçmiştim. Bakın burada ikinci sütun olduğu için bu şimdi yeni açtığım boş sütuna denk geldiği için bu bozuldu. Ama dikkat edin, X lookup'ta hiçbir bozulma yok. Bakın araya sütun açtım. X lookup yine her şekilde çalışıyor. Bakın insert kolum bir tane daha açayım. Bakın. Onun yüzden X lookup'ın böyle de bir güzel özelliği var deyip videoyu bitireyim. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda ara ara yine bu Microsoft 365'in yeni fonksiyonlarından bahsedeceğim. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.